Asgari ücret zammı 2024 için nefesler tutuldu. Milyonlarca kişi asgari ücret açıklamasını bekliyor. Peki yine asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu. Bekarı, evlisi, genci, yaşlısı, memuru, emeklisi herkes bekliyor. Yeni asgari ücret zammı net bilgi geldi. 2024 yeni asgari ücret zammı için geri sayım devam ediyor. Asgari ücret tespit komisyonu bugün iki kez bir araya geliyor. 18 Aralık'ta yapılacak asgari ücret tespit komisyonu toplantısı sonrasında bir rakam açıklanıp açıklanmayacağı merakla beklenirken yeni asgari ücret tahminleri milyonları sevinçten havalara uçuracak. Çünkü yeni asgari ücrete ilişkin net bilgi geldi. Bekar evli genç yaşlı memur emekli herkes son dakika asgari ücret zammı haberlerini beklerken net veriler ortaya çıktı. Asgari ücret zammı Türkiye'nin bir numaralı gündeme haline dönüştü. Milyonlarca vatandaş asgari ücrete yapılacak olan yeni zamlı beklerken sadece çalışanlar değil aynı zamanda tüm Türkiye'deki vatandaşlar bu artıştan etkilenecek. Özel sektör maaş zamları da asgari ücrete göre belirlenecek. Asgari ücret tespit komisyonu bugün yeni asgari ücreti belirlemek üzere iki kez bir araya geliyor. Peki yine asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı kaç TL olacak? Profesör Doktor Sefer Şener asgari ücret zammı ile ilgili herkese ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. İşte 2024 asgari ücret zammı ile ilgili çarpıcı açıklamalar. Asgari ücret tespit komisyonu ikinci kez toplanıyor. 2020'de yeni yine... asgari ücret belirlemesi için asgari ücret tespit komisyonu toplantıları başladı. 11 Aralık'ta ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılmıştı. Bugün asgari ücret tespit komisyonu bir kez daha bir araya geliyor. Geçtiğimiz toplantıda rakam telaffuz edilmezken bugün yapılacak olan ikinci. Toplantıda asgari ücret zammı için rakamların konuşulması bekleniyor. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Tüm Türkiye, asgari ücret zammına kilitlenmiş durumda. Asgari ücret artışı sadece çalışanları ilgilendirmiyor. Aynı zamanda SGK ödemeleri, sosyal yardımlar, özel sektör maaşları da yeni asgari ücrete göre artacak. Profesör Doktor Sefer Şener de merakla beklenen asgari ücret zammı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama. Asgari ücret sadece asgari ücret alanları ilgilendirmiyor. Herkesi mi ilgilendiriyor. Bugün TÜİK'in geçinme endeksleri de masada olacak. Geçinme endekslerini TÜİK hazırlamıyor. Burada net olarak bilgi aldık. Birçok enstrüman kullanılıyor. Geçinme endeksi de bunlardan biri. Kurulun önünde çok net bilgiler getiriliyor. Asgari ücrete %50 zam gelirse diğer ücretlere de %46'lık bir yansıma olabilir. Sanayi sektöründe bu oran %50, inşaat sektöründe bu oran %71. Hizmet sektöründe bu oran %38. Bütün bu rakamlar bu işin asgari geçim indirimleri dediğimiz unsurlarda masaya getiriliyor. İşçi temsilcileri de burada bulunuyor. Bu büyük bir anlam ifade etmese de temsil açısından değerli. Etiketlerin yılda en az 5 ila 6 defa yenilendiğini belirten Şener, asgari ücrete sadece bir defa zam yapılacaksa, asgari ücret dışındaki etiketlerin değişiminin de kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.